8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık 4. Ünite Madde ve Endüstri Sayfa 101, 102, 103, 104, 105 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Etkinlik Soruları ve Cevapları 8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Cevapları 8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı Burak ve babası birlikte yemek hazırlıyordu. Burak bir taraftan babasını izliyor, bir taraftan da babasına yardım ediyordu. Burak sebzeleri yıkadı, babası ise doğradı. Sebzelerin bir kısmını salata yaptılar, bir kısmını ise pişirdiler. Bu sırada Burak düşünmeye başladı. Acaba sebzelerin doğrandıktan ve pişirildikten sonraki özellikleri birbiriyle aynı mıdır? Sebzeler pişerken bir değişime uğramış mıdır? Burak'ın düşündüğü soruları siz yanıtlayınız. Cevap, satın alınan sebzelerin köklerinin kesildikten sonra, ilk olarak yıkanmalı sonra doğranmalıdır. Temizlenip doğranan sebzeler bekletilmeden pişirilecek yemeğin içerisine ilave edilmelidir. Böylelikle sebzelerde C vitamini kaybı en aza indirgenmiş olur. 8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı Fiziksel ve kimyasal değişim nedir? Neler gözlemlediniz? Kağıt, çikolata, elma ve mumda meydana gelen değişimler nelerdir? Açıklayınız. Cevap, kimyasal değişim hangi olaylarda görülür? 1. Yanma, kağıdın yanması, kömürün yanması, ekmeğin yanması. 2. Çürüme, domatesin çürümesi, yaprakların çürümesi, tahtanın çürümesi. 3. Paslanma, çivinin paslanması, bakırın paslanması, gümüşün paslanması. 4. Pişirilme, etin pişmesi, yemeğin pişmesi. 5. Kızartılma, patatesin kızartılması, balığın kızartılması. 6. Mayalanma, hamurun mayalanması, sütün mayalanması. 7. Kokuşma, etin kokuşması, yemeğin kokuşması. 8. Küflenme, peynirin küflenmesi, ekmeğin küflenmesi. 8. Sindirim, besinlerin sindirilmesi. 9. Solunum, canlıların soluk alıp vermesi. 10. Fotosentez, bitkilerin fotosentez yapmaları bu maddelerdeki değişimler maddenin dış görünümünde mi yoksa yapısında mı olmuştur? Tartışınız. Cevap, bu maddelerin hem iç hem dışında bir değişim gözlemlenir. Mesela mum hem erir hem de ortalığa yanmadan kaynaklı bir koku yayar. 8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı Aşağıdaki tabloya fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları yazınız. Cevap 8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı Bölüm Sonu Değerlendirme 1 Aşağıdaki tabloda bazı olaylar verilmiştir. Bunlardan hangilerinin fiziksel, hangilerinin kimyasal değişim olduğunu belirleyerek tabloya işaretleyiniz. Cevap, değişim. Yoğurdun ekşimesi, kimyasal değişim. Vazonun kırılması, fiziksel değişim. Limonun küflenmesi, kimyasal değişim. Kömürün yanması, fiziksel değişim. Kaşarın erimesi, fiziksel değişim. Suyun buharlaşması, fiziksel değişim. Gümüşün kararması, kimyasal değişim. 2. Meral Hanım, kızı Zeynep'e kek yapmayı öğretiyordu. Önce bir kaba yumurtaları kırdılar. Daha sonra kaba sırasıyla şeker, un, yağ gibi malzemeleri koyup karıştırdılar. Zeynep ve annesi keki kalıplara koyduktan sonra fırında pişirdiler. Yukarıdaki hikayede anlatılan olaylardan hangileri fiziksel, hangileri kimyasal değişimdir? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Cevap: Fiziksel değişim, yumurtanın kırılması, kapa konulan kek. Kimyasal değişim, şeker, un yağ karışımı, 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık Cevapları. Sayfa 101, 102, 103, 104, 105 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.